Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 6. sınıf Bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. 3. ünite ondalık gösterimlerde çarpma işlemi. Dersime başlıyorum. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulmamızı istemiş. Burayı arkadaşlar şimdi A'yı burada çözeceğim. 3 çarpı 0 tam 10'da 4 demiş. Yani 4 bölü 10. 3 ile 4'ü çarptım. 12. 12 bölü 10'dan 1 tam 10'da 2 olarak geldi cevabım. B şıkkıma geldim. 120 çarpı 0 tam 10'da 7. Yani 7 bölü 10. 0 gitti. 12 çarpı 7'den 84 geldi cevabım. C şıkkıma geldim. 40 çarpı 0 tam 10'da 6. 6 bölü 10'dur. 4 ile 6'yı çarptım. 24. D şıkkıma geldim. 24 çarpı 0 tam %25. 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Dolayısıyla direkt 1 bölü 4 yazıyorum. 24 bölü 4'ten cevabım arkadaşlar 6'dır. Şuraya eşittir 6 diyelim. E'ye geldik. 18 çarpı 0 tam 10'da 4. 4 bölü 10'dur. 2 ile sadeleştiriyorum. 2 bölü 5. Ya da arkadaşlar direkt 4 bölü 10 olarak yazalım. 4 bölü 10. 18 ile 4'ü çarptım. 72 bölü 10'dan cevabım 7 tam 10'da 2'dir. F'ye geldim. 22 çarpı 3 bölü 10. 66 bölü 10'dan 6 tam 10'da 6 olarak geldi. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını istiyor. Şimdi A şıkkımıza başlayalım. 3 tam 10'da 4, 34 bölü 10'dur. Çarpı 1 tam 10'da 5, 15 bölü 10'dur. 34 çarpı 15 arkadaşlar kaçtır? 34 ile 15'i çarptığımızda 510 buluruz. 510 bölü 100'den burası, bakın sıfırlar gitti. 5 tam 10'da 1 olarak geldi. B'ye geldim. 453 bölü 10 olarak yazdım. 45 tam 10'da 3'ü çarpı 0 tam 10'da 6. 6 bölü 10. 453 ile arkadaşlar 6'yı çarptığımızda 2718 gelir. 2718 bölü 100'den 27 tam %18'i buldum. C şıkkıma geldim. 0 tam 1000'de 154'ü 154 bölü 1000 olarak yazıyoruz. Çarpı 1 tam 10'da 2'yi 12 bölü 10 olarak yazıyoruz. 154 ile 12'yi çarptığımda 1848 olur. 1000 ile de arkadaşlar 10'u çarptığımızda 10.000 olur. Ve bakın burası 0 tam 10.000'de 1848 olarak geldi. D şıkkıma geldim. 1 tam 1000'de 4'ü 1004 bölü 1000 olarak yazıyorum. Çarpı 9. 1004 ile arkadaşlar 9'u çarptığımda 9036 bölü 1000 olur. Ve burası da 9 tam 1000'de 36 olarak gelir. E şıkkıma geldim. 6 tam %30'u 6 tam 10'da 3'e eşit olduğunu biliyorum. Ve ben burayı 63 bölü 10 olarak yazıyorum. Çarpı 2 tam 10'da 6'yı 26 bölü 10 olarak yazıyorum. 63 ile arkadaşlar 26'yı çarptığımda 1638 gelir. 1638 bölü 100'den 16 tam %38'i bulurum. Son olarak arkadaşlar F şıkkındaki işlemi yaptığımda da 193 tam %4 gelir.
Bir A doğal sayısı aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile çarpılırsa sonuç A sayısından küçük olur. A sayısından küçük olması için arkadaşlar o sayının çarpıldığı sayının 0 ile 1 arasında olması gerekiyor. Yani 0 tam %97, 0 tam %27, 0 tam binde 5, 0 tam onda 3. Bu sayılardan birisi ile çarpıldığında arkadaşlar A doğal sayısı küçülür. Litresi 1 tam %56 TL olan bir temizlik maddesinden 2 tam onda 3 litre alan birinin kaç Türk lirası ödeyeceğini bulunuz. 1 tam %56'yı 156 bölü 100 olarak yazıyorum. Çarpı 2 tam onda 3'ü 23 bölü 10 olarak yazıyorum. 156 ile 23'ü çarpıyorum. 3588 oldu. 3588 bölü 1000. Burası 3 tam binde 588 olarak geldi. Burada arkadaşlar bilgiler vermiş. 5. etkinliğimle devam ediyorum. 32 öğrenci ve 5 yetişkinden oluşan bir grup Kelebekler Vadisi'ne gidecektir. Kelebekler Vadisi'ne giriş yandaki tarifeden gerçekleşeceğine göre grubun ödeyeceği toplam ücretin kaç TL olacağını bulunuz. 32 tane öğrenci var. Öğrenci 3,5 TL. 32 çarpı 3,5 112 TL'dir. 5 tane yetişkin var. Yetişkin 8 tam %75 TL, 8 tam %75 çarpı 5, 43 tam %75 TL'dir. Bunları toplayalım. Toplam diyorum. 112 artı 43 tam %75, 155 tam %75 TL olarak geldi. Zeynep şekil 1'de yüksekliği verilen bardaklardan kullanarak şekil 2'deki gibi 10 adet özdeş karton bardağı iç içe koyarak kuleyi oluşturmuştur. Üst üste konulan bardakların üst kısımlarında aralarında uzaklıkları birbirine eşittir. Buna göre şekil 3'te üst üste konmuş iki bardağın üst kısımları arasındaki mesafeyi istiyor. Bakın burası 6,5 santimetre arkadaşlar. Şimdi 20'den 6,5'u çıkaralım. 13,5 santimetre. Arkadaşlar 10 tane konulduysa bu aradaki mesafe 9 tanedir. Dolayısıyla 13,5'u ben 9'a bölüyorum ve 1,5 santimetre olarak buldum. Yani üst üste konmuş iki bardağın üst kısımların arasındaki mesafe 1,5 santimetredir. 325 yapraklı bir kitabın bir yaprağının kalınlığı 0 tam binde 6 milimetre ve bir kapağının kalınlığı 0 tam onda 7 milimetredir. Kitap iki kapaktan oluştuğuna göre kitabın toplam kalınlığı ne kadardır? Şimdi yaprağın kalınlığı 0 tam binde 6 idi. 325 çarpı 0 tam binde 6 artı 2 tane kapak var. Kapağın kalınlığı da 0 tam onda 7'ymiş. 2 çarpı 0 tam onda 7 eşittir. 325 ile 0 tam binde 6'yı çarptığımda 1 tam %95 olur. Burayı da çarptığımda 1 tam onda 4 olur. Bunları topladığımda 3 tam %35 milimetre olarak geldi. Buraya yazalım. 3 tam %35 milimetredir. Son sorumuza geçiyorum. Bir markette yumurtanın tanesi 0 tam onda 7 TL'den satılmaktadır. Bu yumurtalardan 15 tane aldığınızı düşünün. Cebinizdeki 10 TL'nin aldığınız yumurtaların ücretine yetip yetmediğini açıklayınız. Arkadaşlar, şimdi tanesi 0 tam onda 7. Bunu ben 15 ile çarpacağım. 0 tam onda 7'ye 15 ile çarparsam arkadaşlar 10,5
TL yapar. 10,5 TL'de 10 TL'den fazla olduğu için ücret yetmez. Dedik. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.